Ergün Diler Gizli Görüşme Medyaya dikkatlice bakmayı bilirseniz en büyük istihbarat örgütü kadar bilgiye sahip olursunuz. Abartmıyorum. Günümüzde gizli diye bilinen bilgilerin en az %70'i açıktır. Sadece görmek ve doğru okumak yeterli. Açalım isterseniz. Bir örnekle gidelim. Geçtiğimiz hafta bir anda benim de çok sevdiğim Amerikalı aktör George Clooney'nin eşinden boşanacağı dedikodusu çıktı. Sıkça yazılıp çizildi. Bunda elbette bir şey yok. Boşanabilir insanlar. Abartılacak bir mesele de değil. Ancak Clooney ile ilgili haberler durmadı. Tempoyu yükselttiler. İş clooney Meghan Markle ilişkisine kadar uzatıldı. Olayın rengi değişti. Bir anda bir güç Clooney'e vuruyordu. Kraliçeyi de zora sokuyordu. Yapılması gereken giz kapağını aralamaktı. Öyle yapınca da ortaya Karaköy'de öldürülen MI6 ajanı James Gustav Edward Le Mesu kadar uzanan bir yol çıkıyordu karşınıza. Yaklaşık 4 yıl önce George Clooney bir açıklama yaptı. Beyaz miğferlilerin filmini çekeceğim, yapımcı olacağım, senaryoyu yazacak birini arıyorum dedi. Sonraki dönemde film çekildi. Hatta belgesel anlamında en büyük ödüllerden birini aldı. Yönetmenliğini Orlando von Endizel'ın yaptığı çalışmada Halit Farah, Muhammed Farah, Ebu Ömer ve Raed Salah gibi isimler yer aldı. Birkaç yıl önce beyaz miğferliler olarak bilinen yapı dünyanın gündemine gelmişti. İşin arkasında George Clooney vardı ve İngiliz ajan James'in yakın dostuydu. Son James Bond olarak bilinen Le Mesuir ortadan kaldırıldıktan sonra yakın dostu Clooney de hedef oluyordu. Kime? James Bond'u kim öldürdüyse onlara. Ayrıca Clooney daha film yapacağını açıkladıktan kısa bir süre sonra Londra'daki evine uyarı gidiyordu. Deaş sahne almıştı. Can korkusu nedeniyle Clooney de eşini alıp İngiltere'yi terk ediyordu. Devam. James Edward Gustav Le Mesuir ölümüyle çok güçlü ve akıllı birinin de ortadan kaldırılabileceğini gösterdi. Le Mesuir, siyasi dostluklarının yanı sıra iş adamlarıyla da yakındı. Bunlardan biri de George Soros'tu. Beyaz mihferlilerin kurulma aşamasındaki fonu sağlayan kişi Soros'tu. Hatta Soros, beyaz mihferlilere fon sağlamak için tek şart koştu. O da Le baş başrolde olmasıydı. Ancak son birkaç yıldır Soros'la James Edward Gustav Le irtibatı koptu. Hatta birbirlerine karşı hamleler de yaptılar. Özellikle Dubai'de bazı çalışmalar Soros'un etkisiyle iptal oldu. James Edward Gustav Le Mesuir o nedenle İstanbul'u tercih etmişti. Çünkü Soros İstanbul'da eskisi kadar etkin değildi. Soros'un buradaki en yakın arkadaşlarından biri İshak Alaton'du. James Edward Gustav Le Mesuir ya İstanbul'da yaşayacaktı ya da Budapeşte'de. Çünkü Macaristan'da da Soros karşıtlığı vardı ve onun için güvenli bir yerdi. Ancak Le İstanbul'u seçti. Lemmezuil'in özellikle Suriye ve Asya'daki bazı adımları Soros'un Amerikan planlarını bozuyordu. Bazı uyarılar Soros tarafından yapılsa da karşılık bulmadı. Lemmezuil dikkate almadı. Ekim ayının ilk günlerinde CIA direktörü Gina Haspel'ın yardımcısı, CIA direktör vekili Juan Bishop'la buluşan Soros, James Edward Gustaf Lemmezuil'i şikayet etti. Le Mezuir Soros'a göre savaş istiyordu. Kendi büyüttüğü neredeyse efsane haline getirdiği Le Mezuir'e karşı savaşacaktı. Daveti adeta kabul etmişti. Bu görüşmeden 40 gün sonra James Edward Gustafle Le Mezuir öldürüldü. Bu olay elbette tek başına Soros'u hedef göstermez. Onu suçlu yapmaz. Ancak Le Mezuir'in yaşadığı sonun senaryosunun yazılmasını isteyen en önemli kişinin Soros olduğu da abartılı bir yorum olmaz. James Edward Gustafle Le Mezuir Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı'nın özel danışmanı olarak görev yaptığı günlerde, özellikle Kuzey Irak petrollerini Soros'un istediği şirkete yönlendiriyordu. Tahmini olarak 1.9 milyar dolarlık petrol anlaşmasının mimarı Le Mezuir'di. Kazanansa Soros'tu. Büyük ortaklıklar bir gün biter. Soros'la Le Mezuir'in ortaklığı da bitecekti bitti. Ancak burada kendisini sorgulaması gereken ilk birim MI6. İngiliz gizli servisinin çok önemli bir ajanı İstanbul gibi gözde bir kentin gözde semtinde öldürülüyordu. Bu olay kısa sürede kapatılmayacak kadar önemliydi. Ancak MI6 bu olayın gerisinde sessizliğini koruyordu. Tüm baskılara rağmen açıklama yapmıyordu. Nedenini anlamak zor değil. Kaybedilen ajan, ajan değildir. MI6 bunu söylüyordu. Sessizce de olsa bunu haykırıyordu. Ancak Le Mesurier'in ölümü MI6'yı Suriye'de yeni bir değişikliğe itecek gibi. Bunun ilk işaretlerini de görüyoruz. Kraliçe 2. Elizabeth'in çok güvendiği bazı isimler İstanbul'a geldi. Daha sonra Suriye'ye geçen bu ekip, Le Mesurier'in çalışmalarını devam ettirmek için yola çıktı. Elbette bu ekibin korumasını MI6 üstlendi. Tabii ki yine sessizce. Lemezuil'in ölümüyle ilgili suçlanacak ülke Rusya olmuştu. Ancak beklenen etki olmadı. Skripal olayında yaşananlar gerçekleşmedi bu kez. Çünkü sunulan kanıtlar Rusya'yı merkeze çekmedi, belki başka bir planda olabilir. Rusya hedef gibi görünürken bir anda Türkiye hedef olabilir. Önümüzdeki günler çok gizli ve tehlikeli olayları işaret ediyor. Amerika medyasının satır aralarında garip işaretler bulunmakta. Türkiye'ye çamur atmak için gizli, yavaş ve sessizce bir çalışma var gibi. Bir sabah Amerika medyası, Le Mezuir'in katili Türk çıktı diye manşet atabilir mi? Elbette mümkün. Böyle kurgu yapmadılar mı? Yaptılar, çok gezemdi. Bu nedenle günlerdir son yılların en önemli suikastını yazıyorum. Çünkü Hesaplaşma bitmedi. Sürecek. Karşılıklı sürecek. Biz de dikkatli olsak fena olmaz. Kaşıkçıdan sonra yine İstanbul'un seçilmesi tesadüf değil. Hedef ortadan kaldırılsa da oyun sürüyor. Uyanık olmakta fayda var. Ergün Diler, Takvim